Sevgili Ceylan, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama maalesef bundan sonrası biraz tatsız gidiş. İmmünoterapi artık işe yaramamaya başladı. Bilrubin yükselmeye işler başladı. Ve başladı. Dinliyoruz seni şimdi. İmmünoterapiye çok inanmıştık hakikaten. Çünkü babam ayaktaydı. Hayatına normal devam ediyordu. Şöyle söyleyeyim, ben bana babamı gösterip deselerdi ki işte karaciğer kanseri 3-5 ay ömür biçildi. Üstünden geçmiş yaklaşık bir 28-29 ay ve babam ee, eşiyle birlikte tatilde orada. Ben derdim ki bu, bu Cengiz Bey kanser hastası olamaz derdim yani. O kadar güzel süreç ilerledi yaklaşık e, 27-28 ay kadar. Fakat sonra tabii e, yavaş yavaş... ...çöküş devri başladı. Ee, önce biraz zayıflama... ...yürüyüşünde yavaşlamalar... ...konuşmada biraz yavaşlamalar... Ee, ...immunoterapiyi bıraktık... ...ve artık e, dengeler... ...kan değerleri... E, ...oynamaya başladı ve... ...olması gereken değerlerin 3-4 katına... ...çıktı fakat hakikaten eski topraklar... ...çok kuvvetli. Ee, o seviyelerde... ...normalde hastalar yatalak olurken... babam hala... Ayaktaydı ama gözü sararmaya başladı. Sarılık başladı. Ve Eylül-Ekim gibi artık kafa dağınıklıkları karaciğer yetmezliği karaciğer yetmezliği, yetmezliği devresine başladı. başladı. Hocama dedim ki size hocam dedim ben dedim annemleri bir tatile yollamak istiyorum. Yolla Ceylan dedi. Yolladım. Güzel bir tatil geçirdiler. Döndüler. Tabii yakınlarım Ceylan sen deli misin? hani bu noktaya gelinmiş evet. Allah korusun orada bir şey olsa dedim ki bizim hocamız izin verdi. Sonra bir iki ay daha geçti babamı bir iki kere hastaneye yatırdık. Çünkü e, amonyak değerleri çok yükseldi bilirubinle birlikte ve e, biraz hafif bir şuur kaybı işte bir şeyi bir yere koyup unutmalar başladı. E, babamı bir aralıkta kaybettik ölüm yıl dönümüydü. Allah Allah. Bir sene Allah oldu olsun. nur içinde yatsın. En son Ekim sonu artık değerler iyice artmaya başladı. Hocam dedim babam denizi çok seviyor. En son bir deniz kenarına tatile yollayalım mı? Herkes karşı çıktı bu arada. Hocam da dedi ki Ceylan hatırlıyorsun hatırlarsınız hocam. Ceylan dedi hastanede bir şey olacağını dedi. Bir şey olacaksa deniz kenarında olsun dedi. Anneyle babayı bir çok hafta çünkü, aklı evet, hep orada. Hep evet, deniz de, denizde. tatiline yolladık iyi ki de yollamışız, tatilden döndü, ertesi gün ağırlaştı ve hastaneye yatırdık. Yaklaşık bir 10-12 günlük bir tedavi sürecimiz oldu. Ee, orada çok karamsar bir tablo önümüzdeydi. Ee, çıksak bile çok yakın sürede tekrar geri geleceğimizi de tahmin ediyordum. Ee, ama yine dediğim gibi umutla, sevgiyle, babama şarkılar dinleterek, işte sevdiği müzikleri dinleterek, canı ne yemek yemek istiyorsa yani oradaki hemşireler, e, kat sorumlusu doktorlar sağ olsun somon istiyordu, dışarıdan somon getirtiyorduk, lahmacun diyordu, gerekirse lahmacun bile Esat Hoca'nın izniyle getiriyorduk. Yani o anda amacımız babamı ne mutlu edecekse ki bir an aklı başındaydı istiyordu, getirdi ve yemiyordu zaten. Yemeyi getirdiğimiz zaman yemiyordu. Neyse gene bir hastaneden çıktık. Fakat artık ben kendimi hazırlamaya başlamıştım. Ee, herhalde bu süreç o süreçti. Ama yine babam evdeydi, ayaktaydı. Fakat yine son bir atakla birlikte... E, ...Kasım 20 gibi babamı tekrar hastaneye getirdik. Bu, bu, bu sefer süreç çok hızlı ilerledi. Ama... Ee, ben orada da başladım babama beğendiği şarkıları dinletmeye. İşte arkadaşlarım geliyordu. Ben odada dans ediyorum babamın önünde. Çünkü yani zaten enerji negatif ve düşük. Annem çok üzgün. Ama e, babamın gözü açık. Şuuru yerinde mi bilmiyorum ama çok konuşamıyordu. Yani hadi diyordu sadece. Hani gidelim buradan der gibi. Ee, hırçındı ee, ama ne zaman ki bak Esat Hoca geliyor e, hasta ziyaret saati geldi dediğimizde babamın gömlek gömlek dediğini yani Esat Hoca'yı hasta kıyafetiyle değil gömleğini giyerek e, karşılamak istediği anlar hakikaten ben gülümsüyordum ve mutlu oluyordum çünkü o durumuna rağmen e, hayat enerjisinin ki, e, bu 34 ayını ayakta ve en iyi şekilde geçirmesini sağlayan insana karşı ne kadar hasta olursa olsun saygısı ve sevgisinden ötürü dimdik durabiliyordu babam. E, o yüzden o, o kötü günlerin bile güzel anları oldu. Sonrasında e, artık şuuru kapandı babamın. Oksijen seviyesi çok düştü ve Yoğun bakıma, yoğun bakıma alınması doğru olabilir Ceylan dedi Esat Hoca. Ben dedim ki hocam biz yanında olmak istiyoruz. Yani son günlerinde o soğuk yoğun bakımda geçireceğini eğer mümkünse nefes alabileceği araç neyse bu odaya getirebiliriz. Biz birlikte olmak istiyoruz dedim. Getirdiler. Robocop gibi bir şeydi. Solunum cihazı ama. Tabii bu solunum cihazı. Tercih hasta yakınlarının tercihleri. Evet. Bazı hasta yakınları yanında olmak istiyor. İşte biz elini tutalım konuşalım. İşte Kur'an okuyalım. Dua edelim. Bazısı da tahammül edemiyor duygusal olarak bu travmaya. Yoğun bakıma alınması daha uygun olur diyorlar. Burada tabii hangisi doğru diye bir şey yok. Ama sizin tercihiniz evet, Cengiz abinin elini tutmak, onun yanında olmak. Ya yani orada biz biz, Oldu. biz ne hissederiz, ne düşünürüzden ziyade babam yalnız kalmasın. Tabii ki diye düşündük. Ee, sonra artık tabii böyle solunum cihazıyla göğsü böyle 30 santim inip çıkıyordu. Ama e, şeydi, e, gözü açıktı. O yüzden ben mesela içimden ölümünden birkaç gün evvel böyle dedim ki Allah'ım dedim babacığım bak içimden söylüyorum ama hani artık git bizim için kalma dedim ama ağzım söyleyemedi. Çünkü gözü açık olduğu için duyabilir ve bozulabilir diye düşündüm fakat sonra vefat ettiği akşamı sabahında geldiğimde artık hani eli ayağı şişmişti, yüzü çökmüş. Ee, makina zaten dediğim gibi solunum cihazı robokop gibi makina. Dedim ki anne gel dedim vedalaşalım. Çünkü hani belli artık acı çekiyor, nefes alamıyor. Ee, ve babamın elini tutup dedim ki babacım dedim bak nefes alamıyorsun. ...yüzün rengin benzin attı, ellerin şişti. Artık dedim bak bizim için buradaysan... Biz iyiyiz. Annem de iyi. Hani abimle birlikte biz... ...birbirimize destek... ...bizim için kalma dedim. Gitmek istiyorsan git. Ha burada kal. Hani bir gözünü aç, otur hiçbir şey söyleme. Başımın üstüne ama... ...bizim için buradaysan... ...artık git dedim. Ben... Hani hakkımı helal ediyorum. İyi ki senin kızın olmuşum. Bir daha dünyaya gelsem senin kızın olmak isterdim. Ama artık gitmek istiyorsan git lütfen dedim. İşte bu işin açıklı kısmı. Ben hani çok ağlamadım hastalık süresince ama o veda konuşması ee zordu. Ama annem sağ olsun hayat doludur. Adı da Neşe. Hakikaten adı gibi. Anneciğim dedim hadi şimdi sen vedalaş babamla dedim. Annem kalktı oturduğu yerden yüzünde bir gülümseme. Ben dedi vedalaşmayacağım dedi. Biz dedi babamın elini tuttu. Biz dedi buradan dedi çıkacağız dedi. Yine bu yaz dedi tatile gideceğiz. Ee, biz dedi bu, bu hastanede ayrılmayacağız seninle dedi. Biz dedi yine tatilimize gideceğiz. Güzel vakit geçireceğiz ve birlikte olacağız dedi. Aman anne dedim adamcağız dedim. Son yolculuğunda bile dedim. Rahat vermedin dedim. Ee, neyse bütün günü geçirdik hastanede. Akşam 11 gibi annemi aldım. Eve götürdüm. Yanında bakıcıyı bıraktık babamın. Çünkü annem babam otuz otuz beş saat uyumadığı günler oldu bu son yatırdığımızda. Eve geldik. Yarım saat sonra telefon çaldı. Zaten hastanenin aradığını görünce tahmin ettim. Şimdi Ceylan Hanım beni odanın dışına çıkardılar dedi. Hasta bakıcı. Telefonu kapadım. Anneciğim dedim kalk. Babamı kaybettik. Bak vedalaştık da dedim. Nitekim yetimde kaybetmiştik. Allah rahmet eylesin. Bunun içinde yazsın. Tam bir olmuş. Evet, tam yıl olmuş. Yıl dönümü denk geldi. Allah rahmet eylesin, nurlar için veyatsın, yatsın Cengiz abimiz. Benim hastalarımla her şeyin yolunda gittiği hastalar veya kaybettiğimiz hastalarda aramızda çok güzel bir diyalog oluyor. Ben onların ailesinden biri gibi oluyorum. Onlar benim ailem oluyorlar ve kaybettiğim hastalarımda bile gerçekten sonraki günlerde de görüşebiliyoruz. Hatayın başında helalleşiyoruz onlarla kayıptan sonraki günlerde. Ve gerçekten de e, sevgili Tolga ve Ceylan'ı asla unutmayacağım. Yani şu yaşam içerisinde çok özel hatıralarımdan biri Diyebileceğim bir helalleşmemiz oldu. Gecenin başından beri burada bir kutu var. Sevgili Tolga'nın bana bir armağanıydı. Anlatır mısın bunun öyküsünü? Bir? Babamı kaybettikten bir bir hafta on gün sonra Esat hocamıza gelip. Teşekkür etmek istedik her şey için. Annem, abimle birlikte gittik. Hocamız bizi güler yüzüyle karşıladı. O günleri andık, konuştuk. Çok pozitif gidiyordu. Yani hepimizin yüzünde o e, hüzünün yanı sıra bir gülümseme de vardı. Çünkü teşekkür etmeye müteşekkirdik çünkü hocamıza. Tam bitti, kalkacağız. E, Abimin e, eşinin dedesi e, Ukraynalı İkinci e, Dünya Savaşı sırasında Almanlara karşı savaşmış ve 1995 senesinde de kendisine bu e, kahramanlık madalyası verilmiş. Abimin eşinin e, dedesine. Abimin eşi de e, maalesef kolon kanserinden vefat etti ve bu süreçte abim tabii ki eşine ve ailesine maddi manevi destekte bulundu. Ve bu hastalığın son döneminde eşinin babası benim babam bir savaş kahramanıydı sen de benim kahramanımsın diyerek abime babasının bu 50 sene sonra 1995'te verilen kahramanlık madalyasını abime hediye ediyor bizim kahramanımız da sensin diye. Bu Ziyaretimizin sonucunda tam kalkıp gideceğiz. Ee, abim dedi ki, ben dedi bir şey vermek istiyorum dedi esat hocaya. Aynen bu hikayeyi anlattı ve dedi ki bizim de dedi kahramanımız sizsiniz dedi esat hocaya bu süreçte. O yüzden bu madalyayı da bizim kahramanımız olarak tekrar şöyle koyayım size verdik. Hocam. Gerçekten çok özel bir andı benim için. Söyleyecek çok bir şey şu anda bulamıyorum tabii ki. Dediğim gibi çok özel bir hatıra. Ben inanıyorum hayatımın bir şekilde kesişmiş olduğu tüm insanlarla kaybettiklerimizle de bir gün bir yerde mutlaka karşılaşacağım ben inanıyorum. Onlarla tekrar kucaklaşacağım. Hepsi de benim kahramanlarım. Her bir hasta yakını da benim kahramanım. Ceylan çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Ee, hayatımıza dokundun. Hastalarımıza bir nebze faydamız olduysa ne mutlu. Ben teşekkür ederim hocam. En önemli şeylerden birinin bugün key mesajımız bence. Hasta yakınlarında gerçekten ciddi anlamda psikolojik desteğe ihtiyaçları var. Çünkü savaşmak sen savaşmayı kabul etmiyorsun. Doğru. Ben de kabul etmiyorum mücadele etmek gerçekten zor. Hep birlikte olacağız. Asla teslim olmayacağız bu hastalığa. Bilime güveneceğiz. Doğamızı edeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Hasta yakını olmak evet çok güç ama hasta olmak tabii ki daha güç. Onların yanında olacağız. Yüreğimizi koyacağız. Kapanış şıda ancak bu kadar yapabildim. Sürçeli insan ettiysek affola. Hocam, kötü kapatmayalım. İzniniz olursa benim babamın son günlerinde şuur yerinde değilken ona şarkılar dinletiyordum. En sevdiği şarkı da Yıldızların Altında şarkısıydı. Sizin de geçmiş programlarınızda gördüm. Sizin için de uygunsa babamın dediğim gibi birinci Ölüm Yıldönümü daha yeni geçti. Belki yukarılardan bizi dinliyordur. Sizin de sesinizden. Oh. Belki bu şarkıyı dinletebilirsek. Anladım. Aslında böyle kayıpların olduğu hasta yakını öykülerinde... ...çok hani müzik konusunu gündeme getirmek istemiyordum açıkçası. Ama bu farklı bir şey oldu. Senin özellikle isteme. O zaman... Bunu yapabiliriz değil mi sevgili Semih? Yani biz profesyonel değiliz, yapabildiğimiz kadar. Peki, o zaman bir yıldızların altındayı deneyelim Semih'le. Teşekkür ederim hocam. kahve hoştu Yıldızların altında Mavi nurdan bir ılma Gölgede bir salınca Bir de ikimiz kalsa Yıldızların altında ettiğim ah değildir Bahtım siyah değildir Sevmek günah değildir Yıldızların altında Yanmam gönül yansada da beni beyni ansa Gözlerim kapan kaldı, yıldızların altında.